Aracımız 2010 model Hyundai Accent R oluyor. 1.4 benzinli manuel. Aracımızın dıştan görüntüsü öncelikle bu şekilde. Farlarımızın yapısı. Altta bir sis farımız. Ortada Hyundai amblemimiz ve ön ızgaramız. Aracımızın önden görüntüsü öncelikle bu şekilde. Yandan görüntüsüne baktığımızda aracımız bu arada tim paket olup jantlarımızda orijinal fabrikasyon kapaklarımız mevcut. Yan aynalarımız kasayla beyaz olmayıp ayrı bir renkte siyah tercih edilmiş. Onun dışında 14 inç lastiklerimizin ebatı bulunmakta arkadaşlar. Yan kısımda kapının orta kısmında orijinal kuşaklarımız mevcut. Kuşağın başladığı yerde ise sinyal lambalarımız mevcut. Aracımızın yan aynalarında olduğu gibi kapı kollarımız da siyah tercih edilmiş aracımızda. Aracımızın yandan görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntümüz ise bu şekilde arkadaşlar. Farımızın yapısı, ortada Hyundai amblemimiz, bagajımızı açma kapatma kilit tuşumuz ise Accent yazımızın altında bulunmakta. Hem anahtar yardımıyla açılmakta hem de iç kısımdan bagajımız açılabilmekte. Aracımızda park sensörleri maalesef ki kullanılmamış. İç incelememize geçtiğimizde aracımızın kapı yüzeyleri tamamıyla görüldüğü üzere sert plastik malzemelerden oluşmuş. Kumaş koltuklar tercih edilmiş aracımızda. Kalitesini çok irdelemek istememekle birlikte çok da aşırı kaliteli ürünler kullanıldığını söyleyemeyeceğim. Arka tarafta kol dayamalarımız maalesef ki bulunmuyor arkadaşlar. Ön tarafa geçtiğimizde yine arka kapılarda olduğu gibi sert tamamıyla plastik malzemeden oluşmuş. Aracımızda 4 camımız otomatik. Cam otomatiklerimizi tuş yardımıyla kapatabilmekteyiz. Aracımıza bindiğimizde kapılarımızı ise bu tuş yardımıyla kilitleyip açabilmekteyiz. Aracımızın koltuk ayarlamaları manuel olarak çevirmek suretiyle yapılmakta. Onun dışında bagajı belirtmiştim. Benzin kapağımızı açtığımız kapağın yanında aracımızda kırılmış ama şurada bulunuyor normalde. Bagaj kapağımız da buradaki mandal yardımıyla açılabilmekte. Onun dışında genel olarak aracımızın ön göğsünün yapısı, dizaynı bu şekilde. Koltuklarımızın dizaynı ise bu şekilde. Biraz detaylandırmak istediğimizde klima akış havalandırma çıkışlarının tasarımı bu şekilde tercih edilmiş. Aynaya ise buradan akış sağlanmakta. Hemen alt kısma geçtiğimizde far ayarlamamız buradaki tuş yardımıyla yapılmakta. Ön sis farımız buradaki tuş yardımıyla, arka far sis farımız ise bu tuş yardımıyla açılabilmekte. Bu arada aracımız LPG'li. Bu tuşta LPG'mizin göstergesi arkadaşlar. Onun dışında kilometre hız katranımız bizi bu şekilde karşılamakta. Ayarları ise buradaki tuş yardımıyla sıfırlanıp yapılandırılabilmekte. Farımız ise bu kol yardımıyla açılmakta. Sinyallerimiz ise aşağı yukarı açılabilmekte. Direksiyonumuz, sade bir direksiyonumuz mevcut. Sağ kısımda ise multimedya ayarlamaları yapabileceğimiz bir tuşlamalar mevcut. Aracımızda analog teybimiz mevcut. Üst kısımda küçük bir göstergemiz var. Buradan saat göstergemiz mevcut. Onun dışında saat ayarlamaları tuşlar yardımıyla yapılabilmekte. Sol tarafında dörtlü düğmemiz. Sağ tarafında ise arka cam rezidansımızın ısıtma tuşu mevcut arkadaşlar. Radyomuzun yapısı bu şekilde. CD çalarla birlikte bir USB ve AUX girişimiz de mevcut. Hemen alt kısımda klima ayarlamalarımızın düğmeleri, tuşlamaları mevcut. Isı ayarlamaları buradan yapılmakta. Fanımızın hız ayarları buradan. Yön ayarlamaları ise buradan yapılmakta. Klimamız tuş yardımıyla açılıp tuş yardımıyla tekrar kapanabilmekte. Devir daim yapacaksak içerideki havayı bu tuşu kullanıyoruz. Hemen alt kısımda şurada küçük bir depolama alanımız mevcut.
Onun dışında bir çakmaklığımız, ortada yine küçük bir depolama alanı, burada da bir 12 volt güç çıkışımız mevcut arkadaşlar. Orijinal bir küllüğümüz mevcut. 5 ileri vites topuzumuz. Hemen arka kısımda manuel bir el frenimiz. Onun arka kısmında ise 2 adet haznemiz, yani bardaklığımız mevcut. Torpidomuza bakacak olduğumuzda ise normal standartlarda bir torpidomuz mevcut. Yan aynalarımız ise görüldüğü üzere manuel olarak ayarlanabilmekte. Aracı için genel olarak söyleyeceğim bunlar. Kapı yüzeylerinde olduğu gibi ön göğüs, alt kısımlar veya vites kolunun olduğu kısımlar tamamıyla sert plastik malzemeden oluşmuş. Yani ileriye dönük demeyeceğim. 2-3 yaş itibariyle dahi sert plastik olduğundan aracımız seyir halindeyken tıkırtı sesleri oldukça yüksek şekilde bazı durumlarda gelebilmekte. Aracımızın genel olarak tanıtımı bu şekilde. Abone olursanız mutlu olurum. Herkese iyi günler dilerim.